ana caddede. Osman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu anda Kahramanmaraş'ta kriz merkezinde bir açıklama yapıyor. Hemen mikrofonları oraya çeviriyoruz. Gerek bir taraftan bir tarafa 400 kilometre, bir taraftan bir tarafa 500 kilometrelik bir toplam alanı kapsaması açısından, gerekse yaygınlığı açısından belki de tarihimizin en büyük afetlerinden birisiyle, depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Ve devlet bütün kurumlarıyla, vatandaşlarımızla, tüm sivil toplum örgütleriyle, bütün kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle seferberlik halindedir. Bir depremin üzerinden, ikinci depremin üzerinden 29 saat, diğer depremin üzerinden de yaklaşık 40'a yakın bir saat geçmiş durumdadır. 38 saat. Elbette hem tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından hem de diğer nokta açısından herkes seferber olmuştur. Bu depremdeki birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Ve arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil bugüne kadar sivil toplum da akredite ettiğimiz ekipler dahil, tüm kurum ve kuruluşlarda hazırladığımız ekipler dahil bugün sahadadır. Sahada olmayan ekip yok. Elbette ki bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hem hava koşulları açısından hem de hava koşullarının oluşturduğu bir takım aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Ancak yurt içi ve yurt dışından şu anda Türkiye'de birçok ekip görevinin başındadır. Sadece Kahramanmaraş'ta şu ana kadar tespit edebildiğimiz sayısının biraz daha fazla olduğunu değerlendiriyoruz. 941 bina tamamen yıkılmıştır. Hasar olanlar, ağır hasarlı olanlar bunların içerisinde değildir. Ve çok doğal olarak herkes, bütün arama kurtarma ekiplerimiz, bütün gönüllülerimiz bunlardaki enkaz altındaki vatandaşlarımıza, onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar. Ve yine bunun yanı sıra bütün bunlarla birlikte diğer tüm hizmetler, beslenme, barınma, yani çadır, ardından konteyner ve özellikle diğer tüm hizmetler vatandaşlarımıza eksiksiz getirilmek için de gayret sarf edilmektedir. Ama bir gerçeği şurada söylemek istiyorum. Yani yola çıkıp sadece Antep ile Maraş arasında hava koşulları münasebetiyle veya dönem dönem Kayseri ile Maraş arasında hava koşulları münasebetiyle 8 saatlik, 10 saatlik, 12 saatlik, bazen 16 saatlik beklemeler söz konusu olmuştur. Ve bu bize elbette ki mevsimin sunduğu olumsuz şartlardır. Ama bütün arkadaşlarımızla beraber, ki biz saat sabah 8-8.30 gibi buraya intikal ettik depremin olduğu günün sabahı. Ve o saatten itibaren hem bu koordinasyon merkezinde hem de sahada tüm arkadaşlarımızla birlikte eksiklikleri giderebilmek, vatandaşlarımızın enkaz altında olanlarını enkazdan çıkarabilmek için ve çok yaygın olan, Kahramanmaraş'ta da yaygın olan bu depremde ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Burada hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyaç var. Ve herkesin ortaya koyduğu yardıma, desteğe ihtiyaç var. El birliğine, birliğe, beraberliğe ve bütünlüğe ihtiyaç var. Çünkü karşı karşıya kalınan olay, küçük de olsa, büyük de olsa, orta da olsa, insan hayatının ve insanın imar ettiği her şeyin mevzu bahis olduğu bir durumdur. Bu vesileyle Kahramanmaraş'ta da 941 bina yıkıldı.
ama biraz daha fazla olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Ve burada defin işlemlerimiz de gerek başsavcılığımız, gerek müftülüğümüz, gerek emniyet müdürlüğümüz, mülki idare amirliklerimiz ve doktorlarımız, sağlık görevlilerimizle birlikte eş güdüm içerisinde sürdürülmektedir. Kimliklendirme yapılarak, yakınlarına teşhis ettirilerek, parmak izleri alınarak yapılan bu işlemlerde şu anda hala devam etmektedir. Yine bu esnada özellikle şu ana kadar yabancı ve yerli Kahramanmaraş'ta 2000 profesyonel arama kurtarma birimi yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadırlar. Tabii 941 binanın yıkıldığını hesap ederseniz, 2000 arama kurtarma ekibinin de çalıştığını hesap ederseniz, zamanla yarıştığımızı oradan aziz milletimize bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü bazı enkazlarda 10 saat, 12 saat, 20 saat ve hala bir enkazda uzun zamandan beri çalışan arama kurtarma ekiplerimiz şu anda çalışmalarına devam etmektedir. Yine bunun yanı sıra özellikle ilçeler olarak da Dulkadiroğulları, yani merkez Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Afşin, Pazarcık, Türkoğlu, Elbistan ve Göksun, Nurhak olmak üzere her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii bizim belki de diğer vilayetlerden bir farkımız daha var. Biz aynı zamanda ikinci 7.6'lık depreminde merkeziyiz. Elbistan'da, Göksun'da ve özellikle kuzey tarafındaki ilçelerimizde, Ekinözü'nde herhangi bir hasar veya bir iki ev yıkılmanın dışında bir önceki depremde herhangi bir hasar söz konusu değildi. Ve biz ikinci bir depremle de doğal olarak uğraşmaya başladık. Ve böylece de ekiplerimizi oralara da kaydırmaya başladık. Elbistan'da aynı zamanda yoğun bir kar yağışı ve olumsuz hava şartları da var. Ve Elbistan'a biraz daha ağırlık vermemiz gerekir. Vermeye de devam ediyoruz. Buradan da ekip kaydırıyoruz. Gelen ekipleri de oraya kaydırıyoruz. Yine şu ana kadar özellikle Kahramanmaraş'ta 11 bin çadır sevk ettik. Bunun 5 bini aşan kısmı, biz burada bu toplantıyı yaparken zannediyorum daha da fazladır, kuruldu. Buradan bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Burada özellikle jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Mehmetçiklerimiz, Kahraman Mehmetçiklerimiz el birliğiyle bir, vatandaşımızın güveni için, iki, arama kurtarmaya destek olabilmek için profesyonel ekipleri marifetiyle, üç, diğer sahil lojistik hizmetlerine destek olabilmek için ve çadır kurumlarında gerçekleştirmek dahi birçok hizmet için ciddi bir el birliği içinde çaba sarf etmektedirler. Şu ana kadar Türkiye geneline 18 bin jandarma sevk ettik. Yaklaşık 10 bine yakın da polis sevk ettik. Şimdi bir 10 bin jandarma talimatı daha verdik. Yani 27 bin. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri de bu konudaki sevkini devam ettirmektedir. Buradan muradım, anlatmak istediğim esas itibariyle şudur. Devletin bütün imkan ve kabiliyetleri hakikaten tarihinde olmadığı kadar üst bir seviyede imkanların, hava koşullarının ve karşı karşıya kaldığımız depremin alanının genişliğinin el verdiği ölçüde devam etmektedir. Ve yine bütün bunların yanı sıra özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için ve bu konuda vatandaşımızın her an yanında bulunabilmesini temin etmek ve olayların koordinasyonunu sağlaması için de
şu ana kadar 31 vali, 70'in üzerinde de kaymakam görevlendirilmiştir. Diğer illerdeki birçok arkadaşlarımızı, sadece biz değil, birçok kurumumuz, bazı buradaki hizmetlerin aksamamasını teminen buraya çektiğimizi bir kere daha huzurunuzda söylemek istiyoruz. Çok hepimizi üzen ve hepimizde derin yaralar açan bir afetle karşı karşıyayız. Burada yanlış anlamamayı dileyerek söylemek istiyorum. Eksiklikler olabilir. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Bazen bu masanın başında 100 kalem işi bir arada çözmek durumunda kalıyoruz veya uğraşmak durumunda kalıyoruz. Ki sahada bu işin sıkıntısıyla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız bizden çok daha büyük bir problemi yaşıyorlar. Çok doğal olarak depremin oluşturduğu şartlar çerçevesinde. Burada onarıcı bir dil kullanmak lazım. Ve aynı zamanda provokatif bir dilden de mümkün olduğunca uzak durmak gerekir. Özellikle enerji konusunda ilk iki gün, daha doğrusu bir buçuk gün büyük zorluklar çektik. Şimdi hastanelerimize kısmi olarak enerji verilebiliyor. Bu arada bütün yakıt ihtiyaçlarını da burada karşılayabilmeye çalıştık. Yine bir takım kritik kurumlarımıza enerji verebiliyor. Doğalgaz konusundaki problemimiz devam ediyor. Bu da doğal olarak ekmek üretimini ve bir takım üretimlerimizi etkiliyor elbette. Ve bunun için şu anda dışarıdan gelen ve buranın da kendi yerel imkanlarıyla toplam şu saat itibariyle tüm Kahramanmaraş çevresinde 75 bin öğün yemek çıkarmayı gerçekleştirebildik. Çünkü bu tırların gelmesi de zor bir işti. Bunlara erzak hazırlanması da hakikaten kolay bir iş değildi. Bu hava şartları çerçevesinde biraz daha da bunu arttıracağız ve bölgesel yaygınlığını çok daha iyi bir noktaya çekeceğiz. Yaklaşık Kahramanmaraş'ın içerisinde ve diğer saydığım ilçelerde, bir iki ilçede şimdi kurulma aşamasında olduğunu biliyorum. Ama diğer ilçelerin birçoğunda, hepsinde çadır kentler kuruldu. Kahramanmaraş merkezde de 7 ayrı bölgede kuruldu. 2 ayrı bölgede büyük bir konteyner kent oluşturulması için gerekli planlamalar yapıldı ve konteynerler de bu tarafa sevk ediliyorlar. Gece gündüz 24 saat uyumadan buradaki bütün arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın bütün taleplerini ve isteklerini yerine getirmek için çaba sarf ediyorlar. Ama tekrar ifade etmek istiyorum. Hem depremin yaygınlığı sadece 10 ilde olması değil, burada bölgesel yaygınlığı ve yıkılan binanın sayısının çok doğal olarak fazla olması bu depremin etkisiyle, bir de burada iki deprem üst üste gelmesiyle birlikte bu mücadelede vatandaşımızı yalnız bırakmamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu açıdan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün arkadaşlarımız da sahadayız. Buradan tekrar söylüyorum, bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. İşte bazı yerlerde yağma haberleri gibi haberler söz konusu. Bir iki münferit, o da küçük. Onlar da hemen bu konuda tespit edildiler. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değildir. Yani böyle bir olay da söz konusu değildir. Ancak bütün bunları büyütmek, yani bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak, hele bu dönemde bize karşı değil, vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır. Ve burada hem desteğe ihtiyacımız var ki hangi belediye olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun, hiç siyasi partisine bakmadan, hiçbir siyasal düşüncesine bakmadan, AFAD'ın koordinasyonunda olabilecek her şeyi burada gerçekleştirmeye ve Türkiye'nin her tarafında da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar afet oldu ama hiçbir afette milletimize mahcup olmadık. Elbette ki afet planlanabilen bir şey değildir. Ölçüsü, büyüklüğü ve zamanı planlanabilen bir şey değildir. Biz büyük bir afetle karşı karşıya kaldık.
çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Vatandaşımızın bu konudaki karşı karşıya kalmış olduğu sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunu herkes, özellikle vatandaşlarımız da ve afete maruz kalanlar da görüyorlar. Ama dediğim gibi zamanla yarışıyoruz. Onun için burada hem güçlü bir vatandaşımızın da desteğe, bizim de desteğe ihtiyacımız var. Bu vesileyle tekrar geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi bu ülkenin bir evladı olarak ve hükümetimizin bir üyesi olarak ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki gelişmeleri an be an tüm sahadaki arkadaşlarımız gibi iletiyoruz. Talimatlarını alıyoruz ve sahanın bütün bize verdiği bilgileri paylaşıyor ve istişareyle hızlı bir şekilde atmamız gereken bütün adımları da atmaya çalışıyoruz ve devam ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bizleri milletimize mahcup etmez. İnşallah Türkiye'nin her tarafından gelen desteklere, vatandaşımızın hassasiyetine, uluslararası yardımlara burada tekrar şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, soru alıyor musunuz acaba? Bir tane alabilirim. Evet, şimdi bölgeye efendim yardım göndermek isteyen çok sayıda insan var ama bir kargaşa da söz konusu olduğu söyleniyor. Buraya hem kendileri gelip yardımcı olmak isteyenler var veya işte erzak veya gıda, battaniye yardım yapmak isteyenler var. O koordinasyon nasıl sağlanıyor? Vatandaşlara nasıl bir yol gösterirsiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir, elbette ki özellikle battaniye dahil, aynı zamanda su, gıda dahil olmak üzere bunlara özellikle depremin ilk zaman diliminde çok güçlü ihtiyaç var. Her depremde karşı karşıya kaldığımız bir meseledir bu. Diğer yardımlara da ihtiyaç var. Örneğin jeneratöründen tutun. Çünkü burada farklı bir durum var. Her afetin kendine ait farklı bir şartı söz konusudur. Yani jeneratöre ihtiyaç olmadığınız zaman dilimi vardır. Şimdi jeneratöre ihtiyaç olduğunuz zaman dilimi vardır. Tabii özellikle buraya bu yardımların da akması lazım. Bu akmasının iki şartı var. Birincisi, afet koordinasyonunda akması lazım. Yani afet koordinasyonunda akmayacak her yardım hem toplumsal bir kargaşayı beraberinde getirir, Allah korusun, hem de neyin nereye gittiği konusunda bir bilgi sahibi olmazsak hakkaniyetli bir yardım dağıtmak da söz konusu olmaz. Daha işin başındayız. İkincisi ise özellikle deprem bölgeleri. Yani biz 1,5 gündür buradayız. 1,5 gündür burada olduğumuz noktada en çok uğraştığımız yol meselesidir. Yani gerek Kayseri'den buraya akan yol, gerekse de Gaziantep'ten akan yol. İkincisi yakıt meselesidir. Çünkü eğer yollar hakikaten buraya birincil ölçekte ihtiyaç olunmayacak araç yoğunluğuyla karşı karşıya kalırsa biz hastanenin yakıtını sağlayamayız. Biz, yani hastanelerin yakıtını sağlayamayız. Biz özellikle burada arama kurtarma araçlarının yakıtlarını sağlayamayız. Çünkü onlar da eğer 10-12 saatlik, 20 saatlik zaman dilimleri içerisinde buraya ulaşırlarsa, çünkü böyle bir stok burada ancak yani birkaç birimde var. İşte DSE'yi stok yaptık ve oradan kullanıyoruz. Biraz belediyeyi stok yaptık, oradan kullanıyoruz. Ama eğer bu biterse başka bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Onun için istirhamım şu, yani bu bölgelere herhangi bir sebeple afetin, yardımın, lojistik desteğin dışında, çünkü bizim önümüzdeki 48 saatimiz çok kıymetli bir 48 saattir. Bu bölgeye yani özel araçlar, ihracat için bile
gelecek gidecek, ticaret için bile gelecek gidecek, gıda hariç, depremin ihtiyaç malzemeleri hariç, tekrar söylüyorum, araçlar. Yani 1-48 saat buraya gelmezlerse diğer bütün araçların buraya iyi bir şekilde gelmeleri sağlanır. Çünkü havalimanımız daha yeni açıldı. Yani bizim havalimanımız da çalışmıyor idi. Ve bütün bunlara rağmen şu anda sahanın her yerine yayılmış, vatandaşımızın her noktasına ulaşmaya çalışan, muhakkak eksik kaldığımız yerler vardır. Çünkü karşı karşıya kaldığımız durumu ifade ettim. Buna ihtiyaç var. Bir, AFAD bunu koordine etmeye mahirdir ve AFAD bunu her afette koordine etmiştir. AFAD bunu sadece kendi koordine etmiyor. Bütün kurumlarımızla koordine ediyor. Karayollarından DSİ'ye kadar, Aile Bakanlığından Diyanet İşleri'ne kadar, bütün kurumlarla, Ulaştırma Bakanlığı'na kadar, bütün kurumlarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kadar, bütün kurumlarla bunu koordine etmektedir. Eğer biz bu koordinasyonu sağlayabilecek anlayışı gerçekleştirirse bu yardımı yapanlar, elbette ki bu hem yerine zamanında ulaşan hem de tam yerine, esas yerine ulaşabilecek bir anlayışı bugüne kadar gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz. Ama ben geleceğim, yardım dağıtacağım dediği andan itibaren elbette ki bir provokasyonu da peşinde beraber getirebilecek sonuçlar oluşabilir. Çünkü bu alanlarda provoke etmeye çalışanlar var ve biz onları da güvenlik güçlerimizle sürekli olarak takip ediyoruz. Vatandaşımıza ricamız AFAD üzerinden, AFAD'ın koordinasyonunda bunu sağlaması elbette ki önemlidir. Burada lojistik depolarımız var. Lojistik depolarımız hemen şehre girmeden oluşan yerlerde, yani şehre ait bir kalabalıkta oluşturmuyor. Bütün yerlerde hemen hemen aynıdır. Onun için bunun böyle sağlanmasında elbette ki fayda var. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Azerbaycan'dan gelen bir niyetle bağlı. Buyurun. APA İnformasyon Ajansı Azerbaycan. Bildiğiniz kadar kardeş Türkiye, Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Aliyev'in tavsiyeleriyle 420 nefer şahsiyet ve khususi təlim görmüş köpekler geldi. Bununla bağlı artık onlar arazide çalışıyor. Onunla bağlı bir şey demek ister misiniz? İsterim. Azerbaycan'a da ayrıca burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü orman yangınlarında dahil olmak üzere her afette sağ olsunlar kardeş Türkiye'ye, kardeş Azerbaycan'ın ortaya koymuş olduğu bu destek hem milletimiz nezdinde büyük bir karşılık bulmaktadır. Hem de biz de sahada, yani işimiz açısından da sağ olsun, Allah razı olsun, rahatlatmaktadır. Onun için diğer ülkelerden de ciddi yardımlar geliyor. Ama ilk gelen ülke sağ olsun Azerbaycan oldu. Burada sahaya indi ve burada şu anda da çok önemli bir mevkide hem arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor, hem de milletimizin gönlüne hakikaten hizmetleriyle beraber büyük bir sıcaklık sağlıyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.